Ben özellikle bunu çocuklara, çok yüzen çocuklara şey yapıyorum. Bütün yüzme kulüplerinde zaten bu formül bir yerde mutlaka asılıdır. Yaptığımız şey alkolle sirke formülü. Bir tane damlalık alın, eczaneye götürün, eczacınıza rica edin, damlalığın yarısını saf alkol koysun. Tabii havuz dedim ama aslında evimizdeki sular da çok temiz değil. Banyo yaptık. Apartmandaysa genelde apartman depo kullanıyor. Yani evet. Su geliyor önce depoya, depodan... Ya. Birikiyor ve... su orada bir süre, belki 24 saat, belki daha da. Ve de... Birikmiş bir sürü mikrop da var deponun içinde. Depo temizliği de yapılmıyor. Yani bilmiyorum etrafımızda kaç kişi yılda, yani 10 yılda bir apartmanın su deposunu temizletiyor mu? Temizletmiyoruz. Dolayısıyla oradaki su da şey. Çok duş yapan birinde normal duş suyundan da dış kulak yolu enfeksiyonu olabilir. Ne yaptık? Yarısına kadar saf alkol koyduk. Kalan yarısına da sirke koyuyoruz. İstiyorsanız bunu da yapalım. Yo. Hı, yaptınız mı? Vallahi bravo. Yani ne kadar bravo. İki damlayla. Yarısına kadar saf alkol, yarısına kadar sirke. Evet. Damlalığın yarısı alkol, yarısı sirke. Sonra kapatıyoruz bunu. Bütün gün yüzdü. Bitti artık. Yüzme işi eve dönüyor. Kulağını ikişer damla damlatıyor bundan. Ne yapıyor? Alkol buharlaşırken dış kulak yolunda kalmış olan suyu alıyor. Sirke de üzüm sirkesi de olabilir, elma sirkesi de olabilir. Hiç önemli değil. Amaç zayıf bir asit oluşturmak. Asetik asit. O da oradaki bakteriyi, mantarı öldürüyor. Dolayısıyla dış kulak yolu kuru, mantarsız, bakterisiz bir hale geliyor. Sirkenin kokusundan endişe etmeyin. Çünkü alkolle beraber o da uçuyor.